Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizimle birlikte. Çin ve ABD arasında bir gerilim var. Bu gerilimin sebebi ne? Detayları sizden alalım. Aslında bu gerilimin sebebi çok temel bir şey. İki devletin de dünyanın en güçlü iki devletinden biri olması. Dolayısıyla çatışmalar hem ekonomik alanda hem askeri alanda hem de diğer şu an aklımıza gelmeyen birçok alanda devam ediyor. Bu aslında Başkan Trump döneminde başlamıştı. Çatışmaların böyle kamuya yansıma durumu Başkan Trump'la başladı ve Başkan Trump'la yine çok sertleşti. Yani ton inanılmaz bir şekilde yükseldi Çin'le olan ilişkilerde. Amerika'nın vergi politikası da başlamıştı. Bu Başkan Trump vergilerle ilgili Çin'le kavga etmeye başlayarak başlamıştı. Şimdi gelinen noktada devam etmiş sürece hatırlayacaksınız bir tane telefon markasının CEO'sunun kızının tutuklanması, yaptırım kapsamında kızının tutuklanmasıyla devam etmişti. Ve bir gelinen şimdiki noktada işte teknoloji firmasını kapatma yönünde. İşte biliyorsunuz TikTok denilen bir teknoloji şirketinin kapatma eğilimiyle devam eden Çin-ABD kavgası vardı. Aslında bu bir kriz değil. Kriz beklenmedik bir şey olarak adlandırabiliriz. Bu beklenen bir şey. TikTok'la ilgili devam ederken Amerika Birleşik Devletleri dün yine bir bilgi dolaştı ortalıkta. Amerikalı büyük bir iş adamının Çin'den TikTok'u satın almak istediği ancak Çin'in bunu satmadığı yönünde bir bilgi dolaşıyor Amerika'da. Tabii ne kadar doğru da bakmak lazım. Ancak böyle bir dedikodunun kulisin olduğunu da altını çizelim. Yani aslında yaptırım uygulayarak TikTok'u kapatmaktan ziyade ilk girişimleri bunu Amerikalı bir iş adamının satın alması yönünde oldu. Ancak başaramadılar. Ve şu an geldiğimiz noktada ise Amerika Birleşik Devletleri Çin'e ait Houston'da, Texas eyaletinin Houston şehrinde bulunan Çin Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı aldı ve 72 saat süre verdi. Bununla birlikte Çin devleti de yine ABD'nin Çin'de bulunan bir başkonsolosluğunun yani lisansını iptal etti ve o da onlara aynı süreyi verdi ve ayrılmalarını istedi. Amerika'nın gerekçesi Çin'in başkonsolosluğunun, Houston'daki başkonsolosluğunun casusluk faaliyetlerinde bulunması, bilgi hırsızlığında bulunması. Bunu zaten Şili'de dile getirmişti Başkan Trump. Aşı çalışmalarında, ilaç çalışmalarında Çin'in böyle bir hırsızlık yaptığını dile getirmişti. Ve Çin'in Houston'daki başkonsolosluğu bu tür gerekçelerle kapatıldı ve 72 saat süre verildi. Çin'in gerekçesi ise Amerika'nın bu adamın adımına karşı bir adım olarak ABD'nin Çin'deki başkonsolosluğunu kapattı. Aslında olayların tamamı da bundan ibaret. Peki bu gösterilen gerekçe doğru mu? Gerçek mi? İspat edildi mi? Bununla ilgili bizim bilgimiz ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilerle ve açıklamalarla sınırlı olmak durumunda. Çünkü bahsettiğim şey istihbarati faaliyetler. Dolayısıyla buna erişme imkanımız zaten yok. Ancak bununla ilgili erişebilmiş ve ortaya çıkarılabilmiş herhangi bir bilgi ve belge de yok. Dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı gerekçe olarak almak durumundayız. Ama ortaya koyulmuş şunu spesifik olarak şunu yaptılar, bunu yaptılar, işte şu gün şu saatte şurada gördük, tespit ettik gibi bir açıklama yok. Karşılıklı başkonsolosluklar kapatılıyor. Bakalım gerilimin sonu nereye varacak? İzleyip bekleyip hep birlikte göreceğiz.